Şimdi bir bağlantımız var. İç hastalıklar uzmanı Doktor Gürkan Kubilay, kıymetli hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza hocam. Merhaba Ceyda, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Haberimizde detayları izledik ama ben o haberimize geçmeden önce sıcağı sıcağına rakamlarda açıklandı bugün ve iyileşen hasta sayımız giderek artıyor. Bununla ilgili de bir değerlendirmenizi alayım hocam sizden. Bununla başlayalım. Tabii şeyde biz bunu sık sık konuşuyoruz arkadaşlarla da. Daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Nisan sonunda bu rakamlar düşüşe geçer, kontrol altına almaya başlarız. Yeter ki kurallara uyarız diye söylemiştik. Hakikaten o noktaya geldi. Dün bir çıktı. O çıkmanın nedenini de söyleyeyim sana. İşte bugün farklı haber bültenlerine de bakıyorum. Biz sokağa çıkma yasağının ertesi günü deliler gibi sokaklara atlıyoruz. Deliler evet. gibi sokaklara çıkıyoruz. Evet. Örneğin geçen pazartesi de böyle oldu. Şimdi birden dışarıya çok çıktığımız için bir hafta sonraki rakama yansıyor. Toplam rakama bakmanın hiç önemi yok biliyorsun. Orana bakmanın önemi var. 11-12'lerden yani yapılan her 100 testin 11-12'si pozitif çıkarken o rakam son 3 gündür 8'lere düşmüştü. Dün birden 10.5'a fırladı. Neyse ki bugün bakıyorum tekrar 8 civarında. Yani her 100 kişinin bakılan her 100 kişinin 8 tanesi pozitif çıkmış. Bu sayıyı götürdüğümüz müddetçe bu 4 gün içeride kalmanın etkisini Mayıs'ın başında artık %8'leri değil %4'leri 5'leri yani yapılan her 100 testin 4'ünü 5'ini pozitif görerek daha da aşağıya çekeceğiz. Ama en büyük korkum yani bugün Eminönü'nden de arıyorlar. Bağdat Caddesi'nden de, Bağcılar'dan da, Gazi Osman Paşa'dan da, Ümraniye her yerden hocam herkes sokakta ve hiç sosyal mesafe kuralına uyulmuyor deniyor. Bak bu işin hiç şakası yok. Bu virüsün en baştan söylüyorum ya, ama sizlere de hepinize de hiç şakası yok. 2 günlük o 4 günlük içeriye girmeyi bir anda heba edebiliriz. Onun için aman evet. sosyal mesafeye, maskeye dikkat. Peki hocam sizinle bağlantımızdan hemen önce haberimizi ekranlara getirdik. Türkiye'de Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması planlanıyor. Süper Lig'in yeniden başlaması halinde maçlar çok sıkı tedbirler altında oynanacak. Detayları da haberimizde paylaştık. Siz ne söylersiniz bu alınacak tedbirlerle ilgili? Ben söyleyeceğimi 17 Mart'ta galiba ya da 18 Mart'ta tam tarihi hatırlamıyorum. Takım oyununda söyledim. Dedim ki o tarihte olimpiyatlar yapılmaz, Avrupa Futbol Şampiyonası yapılmaz, Süper Lig'de iptal edilmelidir. Ben hekim olarak bakıyorum Ceyda. Şimdi birçok takım ve özellikle de yayıncı kuruluş mutlaka bu işin parasal tarafına bakıyor ama beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Çünkü benim asıl giydiğim kıyafetim hekim kıyafetim, hekim önlüğüm. Hekim önlüğüm bana 17 Mart'ta söylediğimi hiç değiştirmedi. Ben bu maçları asla oynatmam, çok net söylüyorum. Asla oynatmam. Neden oynatmam? Efendim maçtan önce oyuncular bir kere maçta kulübede 2'şer metre aralıkla oturacaklarmış da maçtan önce herkes evinden ayrı gelecekmiş de işte maçlara 2 otobüs ayıracaklarmış da falan filan. Geçin bunları. Maçtan olacak maçta. Maçta 22 tane adam salya sümük alt alta üst üste birbirine girecekler. Ve bulaşın. Ya biz bak pide kuyruklarını saat 17'den itibaren sıcak pide ürettirmiyoruz. Pide kuyruğuna giren vatandaşa birbirinize en az 2 metre arayla ve de maske takın diyerek uyarıyoruz. Bugün belki ihtiyacından dolayı pazara gitmiş herkese eleştiriyoruz. Ne işiniz var kardeşim bu kadar kalabalık yaptınız diye. O futbolculara 2 metre aralıkla vatandaşı tutacaksın pide kuyruğunda. Sen o topçulara salya sümük maçların içerisinde birbirleriyle mücadele ettireceksin. Şimdi diyorlar ki maçtan önce test yapacağız. Arkadaşlar bir testlerin pozitiflik oranı dünyanın en iyi testini kullansanız PCR diye bir test var ya virüsün evet. antijenini yani kendisini bende saptayan o test oranı %67-68'ler yani %32-33 oranında test sizde virüs var olsa bile atlayabiliyor. Bir. İkincisi belki alım sırasındaki yanlışlara bağlı olarak test sizde virüs var olsa bile olmadı çıkarabiliyor. İkincisi size virüs girdikten sonra 2 günden sonra test pozitifleşmeye başlıyor. Dolayısıyla siz bir insana test yaparken %100 tamam test yaptım bu takımda Kayseri Spor Fenerbahçe oynuyor atıyorum. Ya da Gaziantep Galatasaray oynuyor. Yaptığınız oyunculara oyuncu bir gün önce karşı karşıya kaldı bu virüsle. Ve vücudunda virüs var aslında hafif hafif yaymaya da başladı.
Ama test onu bulamıyor, atlıyor. Peki o gün o oyuncuyu atladı. Ertesi haftada yakaladınız. Ne olacak Galatasaray'ın Gaziantep'le oynadığı maçtaki bütün tablo? Ya da Fenerbahçe'nin Kayseri'yle oynadığı maçtaki tablo? Sana bir soru soracağım Ceyda. Şimdi bunu anladı herhalde herkes. Ne olacak o zaman yani? O geçmişte oynanmış maçla ilgili o oyuncunun olası yaydığı insanlar ne olacak? Nasıl bir önlem alacaklar bunu? Bir avantajımız var. Bak bir avantajımız var. Bizden önce başka ligler başlayacak ya. Evet. O liglerde bu tür durumlar çok yaşanacak. Atıyorum Werder Bremen Bayern Münih maçında bir oyuncunun pozitif olduğunu saptayınca Almanlar paniğe girecekler. Girince yavaş yavaş yok kalsın bu işlemeye başlayacaklar. Oradan yola çıkarak benim tahminim, benim 17 Mart'tan beri tek başıma yırtına yırtına ben para falan bilmem, ben hekimim. Bak yoğun bakımda bir hastanın neler çektiğini ben biliyorum, ben görüyorum. Benim meslektaşlarım görüyor. O hastanın ne hallere düştüğünü. Onu gördükten sonra efendim bu kadar milyon dolarmış, bu kadar milyon euroymuş beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Hekim olarak bakıyorum. Ben şimdi sana bir soru soracağım. Hangi takımdan futbolcu ölse senin için önemli olmaz? Hocam hiçbir takımdan. Ne diyorsun hocam, değil mi? İçinden diyorsun ki ne yapıyorsun hocam canlı yayında, bu nasıl bir soru? İşte o dehşet içindeki durduğun sorunun soru bile olmamasının nedeni ne biliyor musun? İnsan canından daha değerli hiçbir şey yok. O yüzden de hiç kimse bana bunu anlatmasın. Bak bugün ya FIFA'nın ya UEFA'nın Ercan'a söyledim. Belki yetiştirememiş evet, evet. olabilirler. Bir açıklaması oldu FIFA Sağlık Heyeti'nin. Bugün sıcağı sıcağına yapılmış bir açıklama. O da Eylül ayına kadar maçların oynanmasının pek mümkün olamayacağı yönünde ki siz bunu zaten çok öncesinden başından beri söylüyorsunuz. 1,5 ay önce söylediğimi şükür UEFA'nın sağlık komitesindeki doktor arkadaşlar da söylemeye başladılar. Çünkü onlar doktor. Bak başka bir şey daha söyleyeyim sana. Belki bunu da ilk defa spor ekranında duyacak birçok insan. Bu salgın ilk çıktığında, Çin'den yayılmaya başladığında, ben hayatımda 200 bin hasta tedavi etmiş 35 senelik bir hekimim. Söylediğim maç sonucunu tutturamayabilirim. Ama kusura bakmayın, bu konuda benim hayatım bu işlerin içinde geçmiş. Bu konuda öngörümüz başkadır bizim. Dedim ki niye bu kadar geç kaldılar bunun pandemi olduğunu ilan etmekte? Dünya Sağlık Örgütü geç kaldı. Niye geç kaldı biliyor musun? Amerika'sından Fransa'sına, İtalya'sından İspanya'sına baskı yapıldı aslında Dünya Sağlık Örgütü'ne de. Dendi ki aman pandemi deme. Pandemi dersen uçakları uçuramayız, turizm batar, sanayi batar deme. Dersen mahvoluruz. Ne oldu? Biraz geciktirdiler. Bak şimdi yaşadıklarımıza bak. Bak şimdi aynısını futbolda yapmaya kalkıyorlar. Ben kendi adıma çok net söylüyorum. Belki bu futbol sezonu oynanacak ve hiçbir problem de meydana gelmeyecek. Ama böyle bir riske girmeye hiç kimsenin hakkı yok kardeşim. Futbol para için yapılacak bir eylemin, ki bu para için yapılıyor, başka hiçbir şey değil. Hiç kimsenin şu anda, ben eminim senin de, Koray'ın da, Ercan'ın da, Ender'in de hiçbirinizin ya şu futbol maçları bir başlasa da bir güzel maç seyretsek gibi bir derdiniz yok. Hepinizin aklında bir tek şey var, Allah'ım şu korona belasını bir sağlıkla atlatalım. Bir derdimiz olmadan atlatalım. Yeter. Bunun peşindesiniz. Ben de bir hekim olarak çok net söylüyorum. Bak UEFA da şimdi yola geldi. Benim 1,5 ay önce söylediğimi şimdi söylüyor. Bir kere daha söylüyorum. Tek bir oyuncunun bile burnu kanasa, tek tabii bir malzemecinin burnu kanasa, tek bir gözlemcinin, futbolun paydaşlarından herhangi birinin burnu kanasa, bunun sorumlusu alınacak. Bu yanlış karardır. Ben kendi adıma çok netim. Başından beri netim. Asla bu ligi oynatmam. Yani süreci başından beri çok iyi bir şekilde yöneten hem bilim kurulumuz hem de Sağlık Bakanlığımız, hükümetimiz var. Aynı şekilde bilim kurulunun vereceği tavsiye kararları da bu noktada önemli olacaktır. Liglerin devam edip etmeyeceğine dair. Peki şunu da sorayım hocam size. Mesela hem Avrupa'da hem ülkemizde bazı kulüpler antrenmanlara başladı. Bununla ilgili ne söylersiniz? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan çünkü resmi bir tarih yok. Acaba bunun için erken mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir, 4 kişilik oyuncularla yapıyoruz diyor. Kendilerini kandırıyorlar. 4'er kişilik gruplar. Al gülüm ver gülüm. Hiçbir ikili mücadele yok. Ya futbolun bak tehlikeli yönü ne? Ya siz bir otobüse 10 tane oyuncuyu oynatarak, 10 tane oyuncuyu koyarak, maske takarak götürebilirsiniz. Orada bulaş yok. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bulaşın olacağı asıl kaynak bir, sahanın içerisindeki mücadeleler. İkincisi onca oyuncuyu büyük bir ihtimalle tek bir
yerde belirlemeyeceksiniz. Oradan oraya, oradan oraya sürekli olarak seyahate mecbur kılacaksınız. Ya sana bir şey sorayım. Niye peki Türk Hava Yolları iç hat seferlerini bile şu anda 28 Mayıs'a kadar ertelemiş durumda?